selam. Umarım çok güzel bir gün geçirmişsindir, geçiriyorsun ya da geçireceksindir. Ve bu videoyu seyredince enerjin bir tık daha artar ve kendini güzel hissedersin. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir soru sormuştum. Instagram takipçilerimden küçükken sandığımız çok aptalca, çok komik, çok saçma düşüncelerimizi, sandığımız şeyleri benimle paylaşmalarını istemiştim. Mesela ben küçükken ben nereye gidersem ayım beni takip ettiğini düşünürdüm. Bunun sadece bana özgü olduğunu, benim uzaydan dünyaya gönderilen gizli bir ajan olduğumu ve dünyada böyle o yüzden çok fazla iyilik yapmam gerektiğine inanırdım. Saçmalıklar. Bunun gibi sanılan şeyleri takipçilerim benimle paylaşmasını istemiştim. Gerçekten hepsine bakmadım ama gözüme çarpan bazı şeyler o kadar komikti ki. Bu yüzden onları burada okumak istedim. Hep beraber. Böyle bir arkadaş grubu gibi. Güle güle. Ben genelde başka takip ettiğim youtuberları seyrederken mutlaka elimde böyle işte çayım kahvem oluyor. Bu yüzden böyle beni izleyen kişinin de sanki elinde çay varmış gibi hayal ediyorum. Ve özellikle böyle oturup da kamera karşısında konuştuğum videolarda mutlaka çayımı kapıyorum. O yüzden sen de eğer çayını kapmadıysan şu an sana izin veriyorum. Dur dur. Git ve çayını kap ve gel. Aldın mı? Benim aklıma bir şey daha geldi. Küçükken böyle film dizi falan seyrederken işte filmi durdurduğum zaman sanki oradaki karakterlerin de gerçek hayatta olduklarına inanırdım ve onları böyle donduruyorum sanki. Ah saçmalıklar, neyse benim bu kadar saçmalığım yeter, bence birazcık daha takipçilerimkine bakalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Yağmur yağdığında Allah'ın ağladığını sanıyordum. Ya bunu çok fazla kişi yapıyordu. Ben de mesela böyle şimşek çaktığında hani sanki Allah çok kızmış da böyle bize böyle artık iyi insan olun diyormuş gibi düşünüyordum. Bunu çoğumuz yapıyoruz. Ezanı Allah'ın okuduğunu sanıyordum. Hayır, bunu yapmıyordum kesinlikle. Çok iyi ama mantıklı, evet yani. Mantıklı bir miktar. Çocukların sarılınca olduğunu sanardım. Bu yüzden kimseye sarılamazdım ki çocuğum olmasın. Çok masum. Yani çok masum. Dora bizi duyuyor sanıyordum. Yani ama bunu sanmamız için zaten her şey yapıyordu. Böyle resmen gözümün içinde baka baka konuşuyordu Dora. Ah Dora. Sınıfta kalınca okulda yatacağım sanıyordum. Keşke Merve'cim, keşke. Pamuk şekerin pamuktan yapıldığını sanıyordum. Neyim ben, gerizekalı mı? Gerizekalı değilsin, çok tatlısın. Havai fişek atılınca ay dedeyi vuruyorlar diye ağlardım küçükken. Hepimizin aile balıp veremediği varmış, ben şu an bunu fark ediyorum. Hayatımın bir dizi olduğunu düşünüp evde kameraları arıyordum. Evet, evet, ben bunu o kadar fazla yapardım ki hani hayatım tamamen bir film, her şeyle ve her anıyla ve ben o filmin başrolüyüm. Yani aslında bunu mesela ben şu yaşımıza geliyorum tabii ki kamera falan değil ama hepimizin aslında hayatı bir dizi film gibi ve hepimiz kendi hayatımızın başrolündeyiz. Okey. Ama hani küçükken böyle sanki beni herkes seyrediyormuş gibi bir his. Bunu hepimiz yaşadık bence. Yatarken elimi yataktan aşağı salarsam yatağın altına fare çıkıp yiyecek sanıyordum. Ya ben fare değil, ben çok fazla normal aktivite seyrettiğim için küçük yaşlarda özellikle böyle bacağım yorganın dışında falan kalırsa böyle biri gelecek beni bacağımdan çekip götürecekmiş gibi hissediyordum gece ben uykumdayken. Bu bende öyle bir korku oluşturmuştu ki böyle mutlaka yorgan kafama çekip böyle öyle uyurdum çok uzun yıllar ve bu bende bir alışkanlık oldu. Mesela hala da 20 yaşındayım, korkmaktan falan değil ama asla kafama yorgan atmadan uyuyamam. Hani saçmalık ve anlamsızlık ama uyuyamıyorum. Yani anlıyorum o yüzden bunu da. Ay çekirdekleri ayda yetişiyor sanıyordum. Are you serious? Bunları kap. Bunun gerçek olmadığıyla yüzleşmek nasıl bir duygu acaba? Çocukken Harry Potter'daki gibi hayvanların benimle konuştuğunu sanırdım. Toplu bir yerde kedi falan görünce miyavlarsa falan beni sevdiğini söylediğini düşünüp ben de seni seviyorum derdim. Çok tatlı ya, seni seviyorum, harikasın. Televizyonun hoparlörüne konuştuğumda beni duyuyorlar sanıyordum. Yani orada kim durup da dinlesin kendini, böyle bir iş gibi bir şey mi?
Garip. Televizyon kırılınca içinden herkes çıkacak sanıyordum. Diğeri dizilerdeki kişiler çıksın diye kırmak istedim. Ne kadar güzel olurdu böyle kırsak içinden Taylor falan çıksa. Herkes kırardı artık. Televizyon kalmazdı dünyada. Babamı annem doğurdu sandım peki. Peki babana kim doğurdu? Kuzenim yıldızlar için bunlar uzaylı seni izliyorlar diyordu. Yıldızları uzaylı sanıyordum 7 yaşıma kadar. Ya hepimizin herhalde böyle gökyüzüyle ilgili garip sandığı şeyler olmuş. Hepimiz kaçıncı ya bunu görüyorum. Mavi gözlülerin dünyayı mavi gördüğünü sanardı. Esra. Harikasın. Eskiden kalktığımda yüzümde oluşan çapakları gece gelip şeytan işiyor sanıyordu. İşte gün içerisinde kötülük yapanlara şeytan böyle gelip bugün bu kötülüğü yaptın al sana deyip gözümüze işiyor evet. Küçükken periş oyuncaklarımın beni koruduğuna inanıyordum. O yüzden yatağımın etrafına koyuyordum onları gece uyurken. Bir şey söyleyeceğim. Ben buna galiba hala inanıyorum. Yani istemeyeceğim. Küçükken dünyanın çok eğlenceli bir yer olduğunu sanıyordum. Bununla yüzleşmek hepimiz için zordu. Şimşek çaktığında cama çıkıp pozlar veriyordum çünkü Allah'ın fotoğrafımı çektiğini sanıyordum. Evet bu daha mantıklı. Ben niye peki yıllarca Allah'ın bize kızdığını sanmışım? Aa, çok iyi. Düşünsene cama çıkıp böyle pozlar veriyorsun. Beni meleklerin getirdiğini sanıyordum. Ta ki öğretmenim öyle bir şey olmadığını söyleyene kadar. Ya gerçekten neden? Burada soruyorum neden çocuklara leyleklerin getirdiğini söylersiniz? Yani çok korkunç bence zaten. Yani gökyüzünden leylek getiriyor, kapıya bırakıyor falan. Ben buna hiç inanmadım. Ama buna inansaydım gerçek annemin bir leylek olduğunu inanıp onu bulmak isterdim. Neden bunu yapmışlar? Neden yani? Başka bir şey uyduramadınız mı? Göbek deliğimizin içindeki şeyi yediğimiz köfteler zannediyordum. Yok artık. Şu an köfteye mi benziyor diye göbek deliğime bakmak istiyorum yalnız. Okul servislerinin arkasında okul taşıtı yazıyor. Ben de gerçekten okulu taşıyor sanıyordum. Güzel. Kar yağdığında kar tanelerini meleklerin popcorn kovasıyla gökyüzünden attığını sanardım. Ay ne kadar tatlısınız da melekler böyle hadi atıldım, buraya atıldım, biraz daha atıldım. Barbilerimi konuşabiliyor sanıyordum. Gizlice izliyordum onları konuşsunlar diye. Hepimiz sandık. Oyuncak hikayesi bunu hepimize yaptı bir dönem evet. Küçükken her ülkede Türkçe konuşulduğunu sanıyordum. Ay ne kadar güzel olurdu böyle bir sürü dil öğrenme derdini kaldırırlardı. Her bir gece uyuyamazsam hep bir gün geriden yaşayacağımı sanıyordum. Çok mantıklı. Küçükken herkes beni prenses diye çağırdığı için kendimi prenses zannederdim. Bence zaten bir prenses. Buna inanmaya devam et. Madem itiraz zamanı ben küçükken idrar tahlili yapan doktorların o idrarı içtiğini sanıyordum. Ay. Kusmaya gideceğim. Küçükken öpüşünce hamile kalındığını zannederdim. Ya hamile kalma konusuyla ilgili zaten hepimizin garip düşünceleri var evet. Yani yargılamıyorum bunu kesinlikle. Küçükken meleklerin olmadığını ve beni kandırdıklarını sanırdım. Seni gördüm ve artık meleklere inanıyorum. Ya bunu neden okudum? Teşekkür ederim. Allah'ım çok tatlısınız. Ağlamak istiyorum. İlkokula kadar benzin çıkan yerde benzin istasyonu kuruluyor sanıyordum. Su kuyusu gibi. Yani zaten eğer bu olsaydı şu an dünyadaki bir sürü savaşlar, sorunlar ortadan kalkmış olurdu. Bir kere göbeğim şişmişti ve hamile olduğumu sanmıştım. Neden? O zaman her göbeği şişik kişiyi de hamile mi sanıyordun? Yoksa göbeğinin şişip hamile kalması sanman için başka bir sebep oldu mu? Şu an bunu merak ediyorum. Küçükken baş parmağımda olan kahverengi doğum lekesini çikolata sanıp bitirmeye çalışıyordum. Çok şeker. Sürekli parmağını biliyorsam tadı gelmiyor. Çocuk yapmanın çıplak bir şekilde yorgan altında yatmak olduğunu sanardım. Bunu hangi filmde gördün? Ya ama çocuk yapma mevzusu zaten belli bir yaşımıza kadar hepimiz için o kadar korkunç farklı bir şeydi ki. Mesela ben de yani çıplak bir şekilde üst üste yatıp birbirlerine... Aile kanalı. Burası bir aile kanalı. Tamam sustuk tamam.
Geceleri aynaya bakınca içime cin gireceğini sanardım. Bu yüzden hep aynaları kapatırdım. Çok fazla dabbe izledin değil mi? Kaç tane pirinç tanesi kalırsa o kadar çocuğum olacak sanırdım. Ya anneanneler bunu bize çünkü aşıladılar. Yani anneannelerimiz. Yani neden? Neden? Kaç pirinç kalıyorsa o kadar çocuğumuz olsun. Gelecekte geçmişi izleyebileceğimiz bir zaman makinesinin icat edileceğine ve gelecekteki benim şu anki beni izlediğine inanırdım. Gelecekte kendime mesaj yollardım. Wow. Benim psikolojim. Bir şey söyleyeceğim. Ezgi, adaşım, Ezgi'ciğim. Bir film, bir dizi, bir kitap yazabilirsin. Bilmiyorum, bir şey çekmen lazım çünkü bundan çok güzel bir senaryo çıkar. Vampirlerin gerçek olduğunu sanardım. Robert Pattinson'ın beni kurtaracağını sanardım. Edward Cullen. Bunu hepimiz sandık. Hepimiz sandık derincim. Yalnız değilsin. Gay olmadığımı sanardım. Kerem. Harika. Hayallerimin gerçek olacağını sanmam. Bu benim miktar kalbimi parçaladı ve lütfen inanmaktan vazgeçme. Tek diyebileceğim şey bu. Lütfen. Uslu çocuk olursam Şirin'i gerçekten göreceğimi düşünürdüm. Ve hiçbir zaman ne kadar uslu olsak olalım bu yetmez de ben çok üzülürüm. Haklısın. Bütün köpekler erkek, bütün kediler kız sanıyordum. Bunu bir çizgi film bize algı oluşturuyor değil mi? Ben de böyle sanardım ve bu bence bir çizgi filmin işi ama şu an hangi çizgi film olduğunu bilmiyorum. Küçükken kadınlar büyüdüğünde onların da pipisi oluyor sanıyordum. Ay çok korkunç. İyi ki bunu sanmamışım. O kadar korkardım ki. Ay. Bisküvi ve çikolataların üstündeki Arapça çevirileri Kur'an zannedip çöpe atmıyordum. Elif, bu algıya ben hiç kapılmadım. Ama kardeşim bu algıya çok kapılmıştı bir dönem. Hani neyin üstünde Arapça varsa ona böyle dokunmaya kıyamazdı. İşte bu din derslerinde Arapçanın yüceltilmesinden gelen bir algı ne yazık ki. Yani her Arapça şeyin Kur'an'la bir alakası yok. O da bir Türkçe, bir İngilizce gibi bir dil ama... Ah, işte bunu bilmiyor, çocuklara öğretmiyorlar. Herkes böyle sanıyor. Yükseldim. Dolabım başka bir dünyaya açıldığını sanardım. Narnia günlükleri. Bunu hepimiz inandık. Ve o dolaba sürekli vurup vurup açılmadığı için çok üzüldüm ben ya. Çok üzüldüm. Hannah Montana'nın gerçek olduğunu sanmak. Bunu oda arkadaşım yazmış ve... Hannah Montana gerçek. Ne demeye çalışıyorsun sen Elif? Ne demeye çalışıyorsun? Evet, gerçekten çok eğlendim. Aşırı uzun bir video olmasını istemediğim için hepsini videoya koyamıyorum. Ama gerçekten çok komik şeyler yazılmış. Yazan herkese tek tek çok teşekkür ederim. Videoyu sevdin mi? Yorumlarda belirtirsen ve bunun gibi başka videolar gelmesini istiyor musun? Özellikle bunu da söylersen çok mutlu olurum. Ve tabii bunun gibi başka videolar gelmesini istiyorsan beni Instagram'dan takip edersen çok mutlu olurum. Çünkü soruları oradan soracağım. Kocaman öpüp çok güzel bir gün diliyorum. Kendine çok dikkat et.